Değerli izleyenlerim, bugünkü sorularla İslamiyet programında çoğumuzun merak ettiği acaba ölenlerin ruhları nereye gidiyor? Böyle bir soruya cevap bulmaya çalışacağız. İnsan bir yolcu, ruhlar aleminden anne karnına, oradan çocukluğa, çocukluktan gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre doğru yolculuk devam ediyor. Kabre kadar olan kısmı biz görüyoruz. Yeni dünyaya gelen bebekleri gördüğümüz gibi vefat eden ihtiyarları da görüyoruz ve bir kısmını kendi ellerimizle kabre bırakıyoruz. Acaba daha ilerisine, daha ilerisinde neler oluyor? Ben buna kısaca şöyle cevap verebilirim. Ölen insanların topraktan gelen kısmı toprağa bırakılıyor ama ruhları topraktan değil, ruhları ruhlar aleminden gelmiş. Ruhlar aleminden gelen kısmı da ilgili aleme, berzah diye Kur'an'da ifade edilen aleme gönderiliyor. Kur'an-ı Kerim'de ve min veraihim berzahun ila yevmi yub'asun. Onların diriltilecekleri güne kadar arkalarında bir berzah hayatı vardır. Ayette ifade ediliyor. Ve bu berzah hayatı ruhani bir hayat mertebesidir. Halkımız arasında genelde kabirle berzah hemen hemen aynı anlamda anlaşılır. Kabir hayatı az çok halkımız arasında bilinir de fakat berzah o kadar da bilinmez. Halbuki kabir cesedin bırakıldığı yerdir ve ceset orada. Mesela aradan bir 40 gün geçince et kemik birbirinden ayrılacaktır. Aradan daha uzun süre geçince artık et kalmayacak, sadece kemik kalacaktır. Bir miktar daha zaman geçtiğinde kemik de kalmayacak. Toprak verdiklerini tümüyle kendine geri alacaktır. Topraktan gelen kısmımız toprağa inkılap edecektir. Peygamberlerin, şehitlerin cesetleri toprağa haram kılınmış. Onlar müstesna. Ama normalde cesetler toprak oluyor. Hadis-i şeriflerde kabirden bahis var. İşte kabirdeki azaptan, kabirdeki cennet hayatına benzer bir hayattan bahisler var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor meşhur bir hadisinde. El-gabru imma ravdatun min riyadil cenne ve imma hufratun min huferin niran. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukurdur. Burada eğer doğrudan bunu bizim bildiğimiz kabir, böyle bedenin bırakıldığı kabir olarak anlayacak olursak bazı noktalarda zorlanabiliriz. Şöyle ki bazen insanlara kabir nasip olmuyor. Mesela bir uçak havada infilak ediyor. Zaten onlar havada o infilakla ölümü tadıyorlar. Diyelim bir okyanusun içine düştüler. Binlerce köpek balığı geliyor, onların etlerini yiyor. Geriye orada artık insan diye bir şey kalmıyor. Tümüyle, deniz tümüyle onlara bir kabir halini alıyor. Veya Hindistan'da ölüleri yakıyorlar. Bir törenle ölüleri yakıyorlar, geriye azıcık bir kül kalıyor. Avrupa'da da yakmaya başladılar, isteğe bağlı olarak. İsteyen tümüyle cesedi kabre bırakılıyor, isteyen de öncesinden imzalıyor. Ben öldüğümde cesedim yakılsın diye. Bunların belli yerleri var. Oraya götürülüyor ve yüksek dereceli fırınlara bırakılıyor. Belki de 3-5 dakika kısa bir zaman içerisinde o insandan geriye sadece azıcık bir kül kalıyor. Ve o külü kibrit kutusu gibi bir muhafazaya koyuyorlar, yakınlarına veriyorlar. Bu insan artık kabirde değil. Bu insan o kibrit kutusunun içinde geriye azıcık bir külü kalmış. Burası onun hakkında nasıl cennet bahçelerinden bir bahçe olur veya cehennem çukurlarından bir çukur nasıl olur? Dolayısıyla bunu doğrudan beden için değil ruh için anlayacak olursak problem kalmaz. Nitekim bazı başka hadisler bu noktada bizi yönlendiriyor. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmakta ve demekte ki sizden biri vefat ettiğinde onun ruhu yükseltilir ta illiyyuna kadar. Oraya kadar yükseltilir. Ama bir kafir öldüğünde onun ruhu yükseltilmez, o siccine indirilir. Burada şunu görüyoruz. Yükseltilen ruhlar var, aşağıya gönderilen ruhlar var. Yükseltilen ruhlar semanın fevkine, yıldızların fevkine belki çıkarılıyor.
şöyle ifade edebiliriz. Ruhumuz ruhanidir. Melekler gibidir. Ve ölüm olayında artık ruh serbesttir. Böyle olunca insanın bu ruhu artık meleklere arkadaşlık yapabilecek bir duruma geliyor. İyi bir insansa o insanı melekler karşılıyorlar. Zaten görevleri de o. Ve kendi götürülmesi gereken alem neresiyse o aleme götürüyorlar. Ama kötü bir insansa onun ruhu yükselmiyor. Ve o siccin denilen işte cehennem çukurlarından bir çukur artık neresiyse oraya gönderiliyor. Tabii kesin olarak bir şey demek belki zor ama dünyanın merkezi, iç kısmı küçük bir cehennem gibi. Belki de orası küçük bir cehennem görevi de görüyor. Belki bazılarının azabı, yani kötü ruhların azabı kıyamet kopuncaya kadarki dönemde belki de orada görülüyor. Allahu alem bir sevap. Çünkü dünyanın merkezinde magma tabakasında 200 bin dereceye varan sıcaklık var. Malum demir bile birkaç bin dereceden sonra sıvı hale geliyor. Demirin bile dayanamadığı sıcaklığın belki 1000 kat fazlası yerin altında magma tabakasında bulunmakta. Allahu Teala meskeni sakinleri için yaratır. Hiçbir yeri boş bırakmaz. Elbette bu derece bir ateşin olduğu, sıcaklığın olduğu bir yerde bir takım başka görevleri de görmektedir. Biz oraları şu anda çok da fazla bilemiyoruz ama böyle bir görevi yapması mümkün. Hadis-i şerifte aşağıya indirilir ifadesinden böyle bir işaret de belki hissedilebilir. Ve Bediüzzaman Mektubat isimli eserinde cehennemi anlatırken cehennem ikidir diyor. Biri sura, biri kübra. Yani biri küçük cehennem, diğeri büyük cehennem. Ve bu küçük olan cehennemin ileride büyük olana inkılap edeceğini, oraya boşaltılacağını söylüyor. Ve küçük cehennem işte adeta yerin o magma tabakası. Orası böyle bir görevi görmekte. Burada belki şu sorulabilir, hatıra şu gelebilir. Madem kabir hayatı ruhani bir hayat, öyleyse biz ölenlerin kabrine niye gidiyoruz? Ruh orada değilse niye gidiyoruz? Değerli izleyenlerim, belki burada şöyle bir incelik olabilir. Öyle olduğu daha çok anlaşılıyor. Biz vefat edenin makamına zaten gidemeyiz. Diyelim iyi bir insansa, cenneti böyle semanın fevkine çıkarılmışsa biz oralara gidemeyiz. Ancak ondan bir hatıra olarak bedeninin bırakıldığı yere gidiyoruz. Ama o bedeninin bırakıldığı kabre gittiğimizde de belki oradan naklen yayın var. Kimlerin geldiği kendisine gösteriliyor. Bu açıdan gitmek lazım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kabir ziyaretini mubah kılıyor. Diyor ben kabir ziyaretinden sizleri yasaklamıştım. Artık kabirleri ziyaret edebilirsiniz diyor. Yasaklaması da şundan dolayı Müslümanlardan pek vefat eden yoktu başlangıçta. Böyle olunca müşrik atalarını ziyaret etmiş olacaklardı. Ama Müslümanlardan da vefat edenler artık olmaya başlayınca Peygamberimiz öyle ifade ediyor. Daha önce size yasaklamıştım ama artık bundan sonra kabirleri ziyaret edebilirsiniz diyor. Ve bize bakan yönüyle kabir ziyareti en azından bir ibrettir. İleride gideceğimiz, cesedimizin bırakılacağı yeri görmektir. Ve bu noktada şu tavsiye belki son derece önemli. Mutu gable ente mutu. Ölmeden evvel ölün. Daha kabre girmeden evvel sanki kendinizi kabre girmiş görürseniz bu manevi hayatınıza müsbet yönde tesir eder. Ve kişi ileride gideceği, cesedinin bırakılacağı yeri görmek suretiyle dünyanın faniliğini daha iyi anlar ve ebedi saadet diyarı olan cennet için çok daha ciddi bir şekilde çalışabilir. Cenab-ı Hak lütfuyla hepimizi kabir hayatında cennet bahçelerinden bir bahçede eylesin duasıyla bugünkü programa son veriyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum.